o zaman. Enerji. Alo Deniz. Canım ahtapot çekti. Bana ahtapot al. Olur aşkım. Bir ahtapotumuzu bulalım da. Evet. Sizin yediğiniz en pahalı yemek neydi? Bu 100 bin liralık bir yemek oldu. Mekan kapattık. Evet. Ahtapot var. Evet. Evet dostlar, bizde alma işleri tabii öyle olmuyor, biraz farklı oluyor. Şimdi bir Murat'ı çağıracağım. Ne zamandır diyordu, bir ahtapot avına gidelim, ahtapot avına gidelim Deniz diye. Şöyle gidip Filiz'in istediği gibi bir ahtapot yakalayıp orada güzel bir akşam yemeği hazırlayalım kendimize. Tantan ne haber? Murat! Murat'ın kedileri. Dostlar bol bol. Kedileri ve tantan. Hadi ahtapot avlamaya gidiyoruz. Ben çantamı hazırlayayım. 12'de bizden 12, o zaman hareket. 12'de sendeyim lan. Tantan. Hadi güreşin, kim yenecek? Güreşiyoruz da atıyoruz. Hadi KO. Tamam yeter. Fatalite attı sana. Engin abi şunu kucağına alsana. Ben... Sivrice koyuna geldik moruk. Denizde biraz dalgalı ama güzel bir av yapmayı planlıyoruz. Sence tutabilecek miyiz? Çünkü deniz bayağı dalgalı bugün. Kısmetimizde varsa tutacağız. Bir bulanık da duruyor. Evet, biraz bulanık. Zor olacak ama güzel olacak. Aşkım sen sofrayı kurmak için çok acele etme. Biz bir girelim bakalım. Önce ahtapotu bulup sonra pişirmemiz lazım. Tamam, peki. Biraz kısmetmez. İstedin ama. Hemen yok olacak. Kaçıncı sigara lan geldiğinden beri? Denize gireceğim ya, stok yapıyorum. Öyle bir şey mi o ya? O zaman mayoları giyip girelim bir an önce. Tamam. Çünkü saat 1:30 zaten soğuktur. Bir 3'ten sonra da hava soğuyor, hiç ona kalmayalım. Tamam, hadi. Ben çocuklar için de kendim için de maya almıştım ama cesaretim yok. Ya biz bir tahta fotoğrafına çıkalım çünkü şimdi bulacağız, bulamayacağız, nasıl olacak? Bu arada videonun tüm geleceği sana bağlı, Murat. Ahtapot bulmamız lazım. O zaman bulacağız. Ahtapot bulamazsan istedim. Video yok çünkü. Yani. Bulacak ben ahtapot istedim, bulun. Benim ne eksik Dilan Polat'tan? Hiçbir şeyin eksik değil valla. Dilan Polat'tan ne eksik? 500 milyon dedi. 500 milyon. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. 50 milyon dolar. 498 milyon dolar. Milyon. 500 milyon dolar yapmışlar ya. Onlar mıymış? Değildir, kim bilir. Ya tamam, o ayrı konu. 500 milyon dolar değildir, yoktur ya. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne... Olsun, 50 milyon dolar. 50 milyon dolar benim vardı. Benim için şu an 50 milyon dolarla 490 milyon dolar aynı şey mesela. Zaten Murat. Eskiden bir laf vardı, o belki yükselmiş, belki düşmüş olabilir. 30 milyondan sonrası sıfır derler. Çünkü 30 milyon dolar her şeyi alabiliyorsun. Senin için farkı var mı aşkım? A 50 milyon doların olmuş, a 500 milyon. Alacağın şeyler değişir mi? Değişir. Değişir. Benim alacaklarım zaten 50 milyon etmiyor totalde. Metrobüs alırım, vay! Hayali bile. Şey mi yapacaksınız? Karavan mı yapacaksınız metrobüsü? Ne güzel olur ya. Trenden karavan. Körüklü olan o zaman. Ne oldu? Genç adam. Ne oldu? Buralar çok bulanık ama biraz açılacağız herhalde. Bir şansımıza dalga. Denizcan ve Murat ahtapot arayışına başlıyorlar. Şansımıza da bugün deniz çok
dalgalı ve bulanık. Hava bir açıyor, bir kapıyor. Şu anda soğuktur diye tahmin ediyorum. Girmeye cesaretim yok benim. Murat, yalnız bu biraz küçük. Biz daha büyüğünü arayalım mı? Öyle yapacağız. Ha? Küçük çünkü ya. Tabii ki de. Bu sadece sevilir. Biraz daha büyüsün, bunu seneye yeriz. Güle güle. Denizin ortasında bir kaya. Bayağı dalgalı dostlar şansınıza. Su. Oh. Çok dalgalı olduğu için su biraz bulanık. Ama bakalım, vazgeçmiş değiliz. O ahtapotu bulmaya çalışıyoruz. Ateşimizi yakalım. Tam şurada bir yerdeler dostlar. Ben de ışıktan çok zor görüyorum. Evet, gördüm şimdi. Evet Filiz Hanım, ahtapotunu yakaladık. Ben de salata yapayım. Sen de salata yap. Ben de pişirmeye başlayayım. Çünkü o bir buçuk iki saat pişecek yani en az. Burası kobra bıçağı. Bıçak unutmuşuz. Bıçağı unutmuşum yine. Evet.
Rambo bıçağı, Rambo. Ya. Nasıl böleyim? Ha şimdi dörde bölersen ben onu öyle kullanacağım. Tamam. Aa, şu manzara, şu şey hiçbir şeyde yok anlıyorum. Çok güzel ya, iyi oldu. Masamız da çok güzel oluyor. Ben ahtapot yemesem de. Bu arada ben de ilk kez yiyeceğim. Beğeneceğim mi bakalım? Merak ediyorum. Yemeden ama yapıyorum bak. Ama daha çok şeye gibiyim. Hani denizden babam çıksa yerim diyenler var ya. Onlardan biriyim. Hani severim diye düşünüyorum. Bakacağız. Evet Filiz Hanım. Masayı 10 bin lira ödersen sana kurdurtmazlar ama ama böyle yerde de yemek zaten yapacak bir şey yok. Yani bu manzaraya şeye değer bir şey olmaz artık kusur aramayacağız buradan. Bir şey diyeyim o ayağındakini çıkart artık ya. Dostlar şöyle göstereyim. Bunlar ne ya? Parmak ve korkusu. Dostlar burada yerde buldum aslında. 42 numara benim ayaklarımda 46 numara olduğu için uçlarından şey verdi, yırtık bir ayakkabıydı. Denizde çok fazla deniz kestanesi var çünkü. Burada her şey çözüm odaklı. plastik bıçakla salata yapmalar efendim. Bir şeyler. Ama şöyle bir şey de ama var. Ama biberlerimiz de bahçeden, rokalarımız bahçeden. Mi? Bak burada bahçeden topladık dostlar. Yeşillik şöyle göstersene var. Ben tek elimle gösteremedim. Güzel rokalarımız. Evet, yıkadık, temizledik. Her şey doğal ve bahçemizden dostlar. Taptaze ahtapot, evet. Taptaze yeşillikler. Bir soğan aldık. Ya çocuklarımız yanımızda, sağlığımız yerimizde. Daha yani bundan büyük zenginlik mi oluşuyor? Evet dostlar, içine ahtapotumuzu koyduk. Yeterli miktarda su da koyduk. Bir limonu böldük. Bir soğanı dörde böldük. Ve içine biraz da burada defne yaprağı atıyoruz. Ve bu burada ortalama bir 1,5-2 saat kadar suyuyla böyle yavaş yavaş haşlana haşlana pişecek. Ben dostlar getiriyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Dökme ve yanma. Pişti mi? Yandım. Sağ ol. Evet güzel soframız. Bu arada bunu söylemeyi unutmuştuk. Bu da bizim kendi ev yapımı güzel ekmeğimiz. Her şey bizden. Evet Murat. Oh, artık mis. Servis için seni. Mis. İşte diyorsunuz yani. Şimdi ben de çekeyim şöyle. Karakterini şöyle alayım. Sıcak lan. Pişirdik ya. Çok sıcak. Biraz soğutsaydık keşke. Hop. Bala. Ay hadi bakalım merak ediyorum. Pişmiş mi Murat? Bak Filiz ilk defa yiyecek. Evet. Bakacağız. Ben de yemeyeceğim. Böyle bir şeyi nasıl yemezsin ya sen? Hacı ben böyle sümüksü, böceksi şeyleri... Sen yiyebilir misin? Zevksiz bir oğlum var yani. Bu kadar zevksiz bir oğlum var. Ya bazılarına fazla geliyor böyle şeyler. Ben de ön yargı yoktur. Deneyeceğim ama hani damak zevkine uyar uymaz. Benim hakkımı Filiz ya. Genelde ahtapotu ilk ben yiyorum. Bana bak kimse yemez inşallah ve ikimiz yeriz. Tamam. Yok genelde ilk ben yerim. Hani olmuş mu olmamış mı onay verdikten sonra insanlara yedirim. O yüzden ilk ben yiyeceğim. Deneyeceğim. Ben de onay verebiliyorum. İlk ben yiyeyim abi. Kardeşim ilk kim yiyecekti? Yazı tur atalım. Hangi bilir kişi? Bu da deniz. Tamam. Hadi tamam yazı tur atın. Tamam. Aynen dostlar ben de kendime peynir salam attık dışarıda. Yalnız yazı mı tura mı? Yazı. Yazı gelirse sen yiyorsun. Gerçi tura her zaman Atatürk. 100. yılımızda. Ama iyi de çevirmen lazımdı. Böyle koyacaktın. Yanlış yaptın. Ver bana abi. Yazı mı tura mı tura ben? Tura. Yazı ben. Yazı. Kısmet bilmişsin. Benim babam kısmetlidir ya. Kısmeti çoktur onun ya. Kısmetli bir adam oldu evet. Ben. Evet, dene bakalım baba. Ya o sesleri koyma istersen.
Sonuçta lokantada yemiyoruz şu an. Evet. Doğal ortamında yediğimiz için görseli çok güzel olmayabilir. Bence ahtapot zaten böyle oluyor. Başka bir şey olmuyor yani. Yok. Mangal yapabilirdik. Nasıl? Kızarmış. Tamam. Şey ben tadayım önce. Tamam. Şey olmuş mu baba? Ahtapot yemiyorum ama yapabilmiş miyim? Ne kelime olmak ne kelime, yalnız çok sıcaklıklar edip abartma. Çayımız ve kahvemiz de bu şekilde burada pişsin. Biz yedikten sonra güzelce onu içelim. Derken evet, Filiz ilk defa tadına bakacak. Seni bekledim tatmak için. Tamam. Eyvahlar. Hadi. Yalnız lokum gibi pişmiş. Güzel pişirdi. Of, kokusu efsane. Baba. Baba. Tadı da efsane. Bak, iyice çiğn ağzında, yutma hemen. Evet. Önce ne abi, çiğneyecek, genizde çevirecek ve... Geviş getirecek. Sonra yutup gap 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 diyecek. Harbi çok güzel olmuş. Çok fazla yiyebileceğim zannetmiyorum. Çok fazla yeme. Sevmedin mi? Çok bayılmadım. En son tutar. Zaten biz planımız buydu zaten. Babam bizim. Çok üşüdü. Şu yayın bitmesini, yayının bitmesini bekliyoruz biz bir an önce. Çekimlerin. Bak ön yargı yok. Sen bayağı bir ahtapot yemiyorsun orada. Ben severim severim. Çatalım falan bu arada fark oldu benim mesela bu şekilde. Bir tane fazla olması lazım çok. Bunu normalde ben ızgarada da yapıyorum. Hani yaptım ya. Izgaraya veriyorsun. Daha güzel olabilir. O daha güzel oluyor zaten. Evet. Şimdi aroması çok fazla şu an. Evet. Izgara yaptığında bunun aroması da gidiyor. Yani yedikten sonra ağızda kalan tat çok canlı. Yalnız şöyle göstereyim. Bembeyazdır kendisi. Niye kabuklarını ayırıyorsun? Bazen ayırıyorum, bazen ayırmıyorum. Oğlum vitamini kabuğunda. Kabuğuyla da yiyorum, kabuksuz da yiyorum. Ama kızartılmışın kabuğunu daha çok yiyorum. Hmm. Bak Filiz, bir de şöyle tadına bakar mısın? Bir de böyle bakar mısın? Gördüm ama dedim. Ara, bir böyle bak. Daha iyi değil mi? Çiğnerken güzel. Bu yıkarken de hali hoşuma gitmedi. Ama ortam çok güzel ya. Evet. Bak bir de mekan kapatmayı ekle. Mekan kapattık. Denize sıfır. Bir şey söyleyeyim, mekan kapatsan 10 bin değil 20 bin de olur. Yani. Moruk bile denize sıfır mekan. Denize sıfır. 20 bin lira kim mekanı kapatır ya? O zaman o zaman 10 bin liralık değil, bu 100 bin liralık bir yemek oldu. Mekan kapattık. Evet. Ahtapot var. Evet. Roka, biber vesaire salatası varken hepsi organik bahçeden. Evet. Gayet güzel soframızı kurduk. Aynen. Denize sıfır bir yer. Denize sıfır manzaramız evet. Var. Kaç para olur bu? 100 binden aşağı olmaz. Yani artık herhalde olmaz yani. Olmaz. Çayımız da pişiyor. Ay üstüne çay da var. Hadi olmuyor. Ankara'dan arkadaşlarım gelmiş. İlla diyor Karademlik'te çay isterim. Ben de yapıyorum, yapacak bir şey yok. Misafirlerim gelmiş. İlla da çay içeceği dedi Karademlik çayı. La gel. Niye bu, ne yapıyor? Niye bebeğim? Ahtapot yer misin? Ama çok güzel, bir tadına bakmalısın. Bir daha ölecek sevmiyor. Sevmiyor ya. Bir kafadan bacak güzel. Çok güzel ama. Hani şey değil. Salam hiç güzel değil abi. Yakaladık da tamam hani. Tuttuk. Aslında şey olarak karşıyım çünkü ahtapot gerçekten zeki bir hayvan. Moruk, onlara girersen vicdan yapıyorum. Bence konuları kapatalım. Zaten ben sadece avlanmayı öyle... Ben Filiz için avlanmıyorum. Filiz tadına baksın diye çok istiyordum. O hep merak ediyordu çünkü ahtapot evet. Ahtapot. Yani o yüzden yaptım. Mesela bugünden sonra da ahtapot tutmayız biz. Yani. Anladın? Çünkü Filiz de sevmedi, ben de sevmedim. Yemiyoruz. Anca böyle bir misafir gelir, bir şey olur. Sen sevdin mi? Evet, evet. Ben de hiç sevmedim. Yani yemeyeceğim bir şey de avlamak istemem açıkçası. Abi ahtapot yenmez mi? Gözünü seveyim. Bu arada bu bugün gene bizim ilk öğünümüz dostlar. Benim de. Keşke ahtapota o kadar güvenmeseydin değil mi? Poğaça bırakıp şeylerde yapsaydın daha iyi olurmuş yani. Ne bileyim ya. İlk defa bu sefer dışarı çıkarken bir şey yapmayayım dedim. Bilmem kaç yıllık yemek yiyeceğim. Ben de bak sabah kahvaltı yapmadım dedim ki Filiz şimdi dedim poğaçalar börekler yap. Normalde hep yapar biliyorsun hani. Maalesef yapmadım. Ulan bir geldim hiçbir şey yok. Bu gece geç saatlere kadar yorum cevapladım. Bir dahakine? Ev işleri falan. Bir dahakine balık da alayım ki. Balık gelsin. Aslında herhalde. Zıpkınla gelmek lazım. Balık tamam. Çok severim. Bir sonraki turu da şey yapalım. Zıpkınla gelip balık avlayalım. Tamam.
kara demlikten. Ya boş ver aslında. Çok iyi. Evet dostlar, gün sonuna geldik. Ya çekim yaparken biraz denizin sesi çoktu. İnşallah evet. O konuda bir problem yaşamamışızdır diye ümit ediyorum. Bir de bugün yine şansımıza, bu taraf çok dalgalı. Dalga olunca o sudaki, kıyıdaki o ince kum havaya kalkıyor ve su bulanık oluyor. Ondan su biraz bulanıktı. Tam istediğimiz randımanı alamadık. Ama ahtapotumuzu da yakaladık. Onu da pişirdik. Güzel yemeğimizi de yedik. Bizim için gayet keyifli bir gün oldu. Bu arada tam karşımızda Midilli var ama şu anda üstünü, etrafını kara bulutlar kaplamış durumda. Çünkü yüksek ihtimalle belki de yağmur yağıyor yani. Olabilir, olabilir. O yüzden karşı taraf bayağı kapalı duruyor. Denizin rengi böyle gri gibi çok değişik ya. Güzel ama. Yani güzel bir gün oldu. Değil mi? Ben zevk aldım. Bir de yani balık olsaydı daha çok zevk alırdım. Evet, ahtapot bana göre değil, Filiz'e göre olmadığını da anladık. Evet. O da... Ya belki daha ızgara gibi pişmiş bir kez daha denemek isteyebilirim ama bu versiyonu için... Yoğun değil mi? Hani evet, çok yoğun bir tatlı. Bizim sönmez oldu yani. Sönmez oğullarını değil derken babam da çok seviyor. Zaten babamla Murat yedi. Görmüşsünüzdür. Evet, dostlar bu arada tabii ki bizimki burada biraz mizansen. Elbette ki 100 bin liraya bir yemek yemedik. Zaten böyle yani 100 bin liraya bence yemek de yenmemeli. Değil mi? Hani böyle bir şey olmamalı. Dünya bu kadar kötüye doğru giderken ama. Kaç kişilik olduğuna bağlı tabii. Sizin yediğiniz en pahalı yemek neydi? Yani onu yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, unutamadığınız bir yemek anınız var mıydı? Yani çünkü bazı yerlerde böyle menüye bakmadan sipariş verilip son anda bir ne falan. Oluyor. Durumu olabilir. Ya ben üniversitedeyken 25 kuruş okumuştum, 2,5 liraymış bir şey. Dürüm. 10 tane yemiştim. Elimde de tam 2,5 vardı. Ne diyorsun? Tamam mı? Sonra sağ olsun abi de beni rencide etmemişti hiç. Ben de bir hafta sonradan götürmüştüm tekrar orasını ama sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi? Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldi diyelim mi? Diyelim. O zaman kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın.